Dokuzuncu söz. Bismillahirrahmanirrahim. Fesubhanallahi hayne tumsun ve hayne tusbihun ve lehul hamdu fis semavati vel ard ve aşiyyen ve hayne tuzhirun. Akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde olanların hamd ve senası ona mahsustur. Gündüzün sonuna doğru ve öğle vaktine erişince de Allah'ı tesbih edip namaz kılın. Ey birader! Benden namazın şu muayyen 5 vakte hikmet-i taksisini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarruf-ı ilahinin aynası ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahiyenin birer makesi olduğundan Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hassiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekûnuna karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için 5 nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım. 1. nükte, namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Yani celaline karşı kavlen ve fiilen Subhanallah deyip takdis etmek, hem kemaline karşı lafzen ve amelen Allahu Ekber deyip tazim etmek, hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmektir. Demek tesbih ve tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki namazın harekat ve eskarında bu 3 şey her tarafında bulunuyorlar. Hem ondandır ki namazdan sonra namazın manasını tekit ve takviye için şu kelimat-i mübareke 33 defa tekrar edilir. Namazın manası şu müzmel hülasalarla tekit edilir. 2. nükte, ibadetin manası şudur ki, dergah-ı ilahide abd kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp, kemal-i rububiyetin ve kudret-i semadaniyenin ve rahmet-i ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Yani rububiyetin saltanatı nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister, rububiyetin kutsiyeti, paklığı dahi ister ki, abd kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbini bütün nekaisten pak ve müberra ve ehl-i dalaletin efkar-ı batılasından münezzeh ve mualla ve kainatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra olduğunu tesbih ile, Subhanallah ile ilan etsin. Hem de rububiyetin kemal-i kudreti dahi ister ki, abd kendi zaafını ve mahlukatın aczini görmekle kudret-i samedaniyenin azamet-i asarına karşı istihsan ve hayret içinde Allahu Ekber deyip huzu ile rükûa gidip ona iltica ve tevekkül etsin. Hem rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki abd kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın fark ve ihtiyacatını sual ve dua lisanıyla izhar ve Rabbinin ihsan ve inamatını şükür ve sena ile ve elhamdülillah ile ilan etsin. Demek namazın ef'al ve akvali bu manaları tazammun ediyor ve bunlar için taraf-ı ilahiden vaz edilmişler. 3. nükte, nasıl ki insan şu alem-i kebirin bir misal-i musagharıdır ve Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsal-i münevveridir. Namaz dahi bütün ibadatın enva-ı şamil bir fihriste-i nuraniyedir ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetlerine işaret eden bir haritayı kutsiyedir. 4. nükte, nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar. Birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Öyle de Cenab-ı Hakk'ın bir saat-ı kübrası olan şu alemi dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz devranı ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakat-ı ömür insan ve günleri sayan edvarı ömrü alem birbirine bakarlar. Birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmündedirler ve birbirini hatırlatırlar. Mesela fecir zamanı, tuluğa kadar evveli bahar zamanına, hem insanın rahm-ı malere düştüğü avanına, hem semavatla arzın 6 gün hırkatinden 1. gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki şuunat-ı ilahiyeyi ihtar eder. Zuhur zamanı ise yaz mevsiminin ortasına hem gençlik kemaline hem ömrü dünyadaki hırkati insan devrine benzer ve işaret eder ve onlardaki tecelliyat rahmeti ve füyuzat nimeti hatırlatır.
Asır zamanı ise güz mevsimine, hem ihtiyarlık vaktine, hem ahir zaman peygamberinin aleyhissalatü vesselam asr-ı saadetine benzer ve onlardaki şuunat-ı ilahiyeyi ve inamat-ı rahmaniyeyi ihtar eder. Mağrib zamanı ise güz mevsiminin ahirinde pek çok mahlukatın grubunu, hem insanın vefatını, hem dünyanın kıyamet iktidasındaki harabiyetini ihtar ile tecelliyat-ı celaliyeyi ifham ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder. İşa vakti ise âlem-i zulümat nehar aleminin bütün asarını siyah kefeniyle setretmesini, hem kışın beyaz kefeniyle ölmüş yerin yüzünü örtmesini, hem vefat etmiş insanın baki asarı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesini, hem bu dar imtihan olan dünyanın bütün kapanmasını ihtar ile Hâriz-ül Celal'in celalli tasarrufatını ilan eder. Gece vakti ise hem kışı hem kabri hem âlem-i berzahı ifham ile ruhu beşer rahmeti rahmana ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Ve gecede teheccüd ise kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder. Ve bütün bu inkılabat içinde Cenab-ı Mün'im-i Hakiki'nin nihayetsiz nimetlerini ihtar ile ne derece hamd ve senaya müstahak olduğunu ilan eder. İkinci sabah ise sabah-ı haşrı ihtar eder. Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar makul ve lazım ve kat'i ise haşrın sabahı da berzahın baharı da o kat'iyettedir. Demek bu beş vaktin her biri bir mühim inkılap başı oldu. Ve büyük inkılapları ihtar ettiği gibi Kudret-i Samadaniye'nin tasarrufat-ı azime-i yevmiyesinin işaretiyle hem senevi hem asri hem dehri kudretin mucizatını ve rahmetin hedayasını hatırlatır. Demek asıl vazife-i fıtrat ve esas-ı ubudiyet ve kat'i borç olan farz namaz şu vakitlerde layıktır ve ensektir. Beşinci nükte. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir, onu müteessir ve müteellim eder. Hem gayet acizdir, halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir, halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. Hem tembel ve iktidarsızdır, halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı, mütemadiyen onu incitiyor. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. İşte bu vaziyette bir ruh, fecir zamanında bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Rahim-i Zülcemal'in dergahına niyazla, namazla müracaat edip arz-ı hal etmek, tevfik ve medet istemek ne kadar elzem ve peşindeki gündüz aleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir noktaya istinad olduğu bedaheten anlaşılır. Ve zuhur zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin fazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir anındır. Ruhu beşer o tasdikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyum-u baki olan, mün'im-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yakın nimetlerini şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı rükû ile aczini izhar etmek ve kemal-i bi zevaline ve cemal-i bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil. Asır vaktindeki o vakit hem güz mevsim-i hazinanesini ve ihtiyarlık halet-i mahzunanesini ve ahir zaman mevsim-i elimanesini andırır ve hatırlattırır. Hem yevmi işlerin neticelenmesi zamanı, hem o günde mazhar olduğu sıhhat ve selamet ve hayırlı hizmet gibi ni'am-ı ilahiyenin bir yekûn-ı azim teşkil ettiği zamanı, hem o koca güneşin ufule meyletmesi işaretiyle insan bir misafir memur ve her şey geçici bir karar olduğunu ilan etmek zamanıdır.
Şimdi ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve ihsana karşı perestiş eden ve firaktan müteellim olan ruh-i insan kalkıp abdest alıp şu asır vaktinde ikindi namazını kılmak için kadim-i baki ve kayyum-ı sermediğinin dergah-ı semedaniyesine arz-ı münacaat ederek zevalsiz ve nihayetsiz rahmetinin iltifatına iltica edip hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek izzet rububiyetine karşı zelilane rükûa gidip sermediyet-i uluhiyetine karşı mahviyetkârâne secde ederek hakiki bir teselli, bir rahatı ruh bulup huzur-u kibriyasında kemer vesile-i ubudiyet olmak demek olan asır namazını kılmak ne kadar ulvi bir vazife, ne kadar münasip bir hizmet, ne kadar yerinde bir borcu fıtrat eda etmek, belki gayet hoş bir saadet elde etmek olduğunu insan olan anlar. Mağrib vaktindeki o zaman hem kışın başlamasından yaz ve güz aleminin nazenin ve güzel mahlukatının vedai hazinanesi içinde gurub etmesinin zamanını andırır. Hem insanın vefatıyla bütün sevdiklerinden bir firak-ı elimani içinde ayrılıp kabre girmek zamanını hatırlatır. Hem dünyanın zelzile-i sekerat içinde vefatıyla bütün sekenesi başka alemlere göçmesi ve bu dar-ı imtihan lambasının söndürülmesi zamanını andırır, hatırlatır ve zavalde gurub eden mahbublara prestij edenleri şiddetle ikaz eder bir zamandır. İşte akşam namazı için böyle bir vakitte fıtraten bir cemal-i bakiye, aile-i müştahap olan ruh-u beşer, şu azim işleri yapan ve bu cesim alemleri çeviren, tebdil eden kadim-i lemyesel ve baki ilahe zalim arş-ı azametine yüzünü çevirip, bu fanilerin üstünde Allahu Ekber deyip, onlardan ellerini çekip, hizmet-i Mevla için el bağlayıp, daimi bakiyenin huzurunda kıyam edip, elhamdülillah demekle kusursuz kemaline, misilsiz cemaline, nihayetsiz rahmetine karşı hamd-ü sena edip, İyyâke nâbudu ve iyâke nesta'in, ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım isteriz demekle, muinsiz rububiyetine, şeriksiz uluhiyetine, vezirsiz saltanatına karşı arz-ı ubudiyet ve istian etmek, hem nihayetsiz kibriyasına, hassiz kudretine ve acizsiz izzetine karşı rükûa gidip, bütün kainatla beraber zaaf ve aczini, fakr ve zilletini izhar etmekle, Subhane Rabbiyel Azim, büyük ve yüce olan Rabbimi her türlü noksandan tenzih ederim deyip, Rabb-i Azimini tesbih edip, hem zevalsiz cemal-i zatına, tağayyursuz sıfat-ı kutsiyesine, tebeddülsüz kemal-i sermediyetine karşı secde edip, Subhane Rabbiyel A'la, en yüce olan Rabbimi her türlü noksandan tenzih ederim. Hayret ve mahviyet içinde terk-i masiva ile muhabbet ve ubudiyetini ilan edip, hem bütün fanilere bedel bir cemil-i baki, bir rahim-i sermediği bulup demekle zevalden münezzeh, kusurdan müberra Rabb-i alasını takdis etmek. Sonra teşehhüd edip, oturup bütün mahlukatın tahiyyat-ı mübarekelerini ve salavat-ı tayyibelerini kendi hesabına, o cemil-i lemyezel ve celil-i layezale hediye edip ve Resul-i Ekrem'ine selam etmekle biatını tecdid ve evamir ve itaatini izhar edip ve imanını tecdid ile tenvir etmek için şu kasr-ı kainatın intizam-ı hakimanesini müşahede edip Sani Zülcelal'in vahdaniyetine şehadet etmek. Hem saltanat-ı rububiyetin dellalı ve mübelli-i marziyatı ve kitab-ı kainatın tercüman-ı ayatı olan Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselamın risaletine şehadet etmek demek olan mağrib namazını kılmak ne kadar latif, nazif bir vazife, ne kadar aziz, leziz bir hizmet, ne kadar hoş ve güzel bir ubudiyet, ne kadar ciddi bir hakikat ve bu fani misafirhanede bakiyane bir sohbet ve daimane bir saadet olduğunu anlamayan adam nasıl adam olabilir? İşa vaktindeki o vakit gündüzün ufukta kalan baki asarı dahi kaybolup gece alemi kainatı kaplar. Mukallibul leyli ve nehar olan Kadir Zülcelal'in o beyaz sayfayı bu siyah sayfaya çevirmesindeki tasavvufat Rabbaniyesiyle yazın müzeyyen yeşil sayfasını kışın barit beyaz sayfasına çevirmesindeki musahhir-ü şemsi vel kamer olan Hakim-i Zülkemal'in
icraat-ı ilahiyesini hatırlatır. Hem mürur-u zamanla ehl-i kuburun baki asarı dahi şu dünyadan kesilmesiyle bütün başka aleme geçmesindeki Halik-i Mevt ve Hayat'ın şuunat-ı ilahiyesini andırır. Hem dar ve fani ve hakir dünyanın tamamen harap olup azim sekeratıyla vefat edip geniş ve baki ve azametli alem-i ahiretin intişafında Halik-i Arz ve Semavat'ın tasarrufat-ı celaliyesini ve tecelliyat-ı cemaliyesini andırır, hatırlattırır bir zamandır. Hem şu kainatın malik ve mutasarrıf hakikisi, mabud ve mahbubu hakikisi uzak olabilir ki, gece gündüzü, kış ve yazı, dünya ve ahireti, bir kitabın sayfaları gibi suhuretle çevirir, yazar, bozar, değiştirir. Bütün bunlara hükmeder bir kadir mutlak olduğunu ispat eden bir vaziyettir. İşte nihayetsiz aciz, zayıf, hem nihayetsiz fakir, muhtaç, hem nihayetsiz bir istikbal zulümatına dalmakta, hem nihayetsiz hadisat içinde çalkanmakta olan ruh-u beşer, yatsı namazını kılmak için şu manadaki eşada İbrahim vari, la hibbul afilin, ben batıp gidenleri sevmem deyip, mabudu lem yezel, mahbubu la yezalim dergahına namazla iltica edip, ve şu fani alemde ve fani ömürde ve karanlık dünyada ve karanlık istikbalde bir baki sermediyle münacaat edip bir parçacık bir sohbet-i bakiye, birkaç dakikacık bir ömrü baki içinde dünyasına nur serpecek, istikbalini ışıklandıracak, mevcudatın ve ahbabının firak ve zevalinden neş'et eden yaralarına merhem sürecek olan Rahman-ı Rahim'in iltifat-ı rahmetini ve nur-i hidayetini görüp istemek, hem muvakkaten onu unutan ve gizlenen dünyayı o dahi unutup, dertlerini kalbin ağlamasıyla dergah-ı rahmetle döküp, hem ne olur da olmaz, ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel son vazife-i ubudiyetini yapıp, yevmiye defter-i âma amelini hüsn-i hatime ile bağlamak için salata kıyam etmek. Yani bütün fani sevdiklerine bedel, bir mabut ve mahbub-u bakinin ve bütün dilencilik ettiği acizlere bedel, bir kadir-i kerimin ve bütün titrediği muarızlar, muzurların şerrinden kurtulmak için bir hafiz-i rahimin huzuruna çıkmak, hem Fatiha ile başlamak, yani bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nakız, fakir mahlukları medih ve minnettarlığa bedel, bir kamil-i mutlak ve gani-i mutlak ve rahim, kerim olan Rabbul alemini medhü sena etmek, hem İyyâke nâbudu ancak sana kulluk ederiz, hitabına terakki etmek, yani küçüklüğü, hiçliği, kimsesizliğiyle beraber, ezel ve ebed sultanı olan Malik-i Yevmiddin'e intisabıyla şu kainatta nazdar bir misafir ve ehemmiyetli bir vazifedar makamına girip İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım isteriz demekle bütün mahlukat namına kainatın cemaat-ı kübrası ve cemiyet-i uzmasındaki ibadat ve istianatı ona takdim etmek, hem ihtinas sıratel müstakim bizi doğru yola ilet demekle istikbal karanlığı içinde saadet-i ebediyeye giden nurani yolu olan sırat-ı müstakime hidayeti istemek, hem şimdi yatmış nebatat, hayvanat gibi gizlenmiş güneşler, husyar yıldızlar, birer nefer misilli, emrine musahhar ve bu misafirhane-i alemde birer lambası ve hizmetkârı olan Zat-ı Zülcelal'in kibriyasını düşünüp Allahu Ekber deyip rükûa varmak, hem bütün mahlukatın secde-i kübrasını düşünüp, yani şu gecede yatmış mahlukat gibi her senede, her asırdaki envai mevcudat, hatta arz, hatta dünya birer muntazam ordu, belki birer muti nefer gibi vazife-i ubudiyet-i dünyeviyesinden emr-i kün feyekun ile terhis edildiği zaman, yani alem-i gayba gönderildiği vakit, nihayet intizam ile zevalde grup seccadesinde Allahu Ekber deyip secde ettikleri, hem emr-i kün feyekundan gelen bir sayhay ihya ve ikaz ile yine baharda kısmen aynen, kısmen mislen haşrolup, kıyam edip, kemerbeste-i kismet-i Mevla oldukları gibi, şu insancık onlara iktidaen, o Rahman-ı Zülkemal'in, o Rahim-i Zülcemal'in bargâh huzurunda hayret âlût bir muhabbet, beka âlût bir mahviyet, izzet âlût bir tezellül içinde
Allahu Ekber deyip sücuda gitmek, yani bir nevi miraca çıkmak demek olan eşa namazını kılmak ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne kadar şirin, ne kadar yüksek, ne kadar aziz ve leziz, ne kadar makul ve münasip bir vazife, bir hizmet, bir ubudiyet, bir ciddi hakikat olduğunu elbette anladım. Demek şu beş vakit, her biri birer inkılab-ı azimin işaratı ve icraat-ı cesime-i Rabbaniye'nin emaratı ve inamat-ı külliye-i ilahiyenin alamatı olduklarından borç ve zimmet olan farz namazın o zamanlara taksisi nihayet hikmettir. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan bir alim-i hakim misin? Allahümme salli ve sellim ala men erseltehu muallimen li ibadik li yuallimahum keyfiyete marifetik vel ubudiyeti lek ve muarifen li kunuzi esmaik ve tercümanen li ayati kitab-i kainatik ve miraten li ubudiyetihi لجمال ربوبيتك وعلى آله وصحبه أجمعين وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات آمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم kullarını seni nasıl tanıyacaklarını ve sana nasıl kulluk edeceklerini öğretmek ve isimlerinin hazinelerini tarif etmek üzere kitab-ı kainatının ayetlerinin tercümanı ve ubudiyetiyle senin cemal rububiyetine bir ayna olarak gönderdiğin zata, onun bütün âl ve ashabına salat ve selam et. Bize ve erkek kadın bütün müminlere merhamet et. Amin. Rahmetinle ey Erhamurrahim.